Arkadaşlar merhaba, yeni bir güreş analiz videosuyla bugün sizlerle beraberiz. 2022 yılı Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 55 kilo bronz madalya mücadelesini izliyoruz. Mavi mavi izlediğiniz güreşçimiz Bedia Gün. Rakip ise İsveç'ten Nova Ilona Bergman arkadaşlar. Bakın çok güzel tek dalan Bedia Gün daha karşılaşmanın 20. saniyesinde rakibini bastırarak 2 puan alıyor ve skor üstünlüğünü yakalıyor. Oldukça hızlı başlayan bir mücadele. Macaristan'ın başkenti Budapeşte de 28 Mart 3 Nisan tarihleri arasında düzenlenen organizasyon. Bedia Mindere oldukça hırslı ve istekli çıktı. Hemen şunu belirtelim. Bu şampiyonada kadınlarda Türkiye takım sıralamasında birinci oldu arkadaşlar. İkinci Ukrayna, üçüncü ise Bulgaristan. Güreşçilerimiz 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmayı başardılar. İlk devrede artık 1 dakika geride kaldı. Skor üstünlüğü Bedia Gün'ün lehine. Oyun arayışında olan isim tek dalan İsveçli Bergman ama güreşçimiz ona puan şansı tanımıyor. Mücadele ayakta devam ediyor. Son 1 dakikanın içerisindeyiz artık. Rakibini bastırarak hakimiyet altına almaya çalışan önce Bergman'dı. Arkasından avantajlı pozisyona geçen Bedia Gün oldu ama kontratakla bastıran ve 2 puan alan isim kırmızı mavi'yle izlediğiniz İsveçli Bergman skoru 2-2'ye getirdi. İlk devrenin bitmesine son 40 saniye var artık. Bedia Gün 26 Ekim 1994 İzmir doğumlu arkadaşlar. Aslen Diyarbakırlı. 2018, 2019, 2020 yıllarında 3 kez Avrupa'da büyüklerde bronz madalya kazandı. Eğer bu maçı da kazanırsa 4. bronz madalyası olacak büyükler kategorisinde. 2018 yılında Akdeniz oyunlarında kazanmış olduğu bir altın madalya var. Aynı zamanda U23'te Avrupa'da 2 kez kürsüde yer aldı. İkincilik ve üçüncülük almayı başardı. Son 10 saniyenin içerisindeyiz ilk devrede. 2-2 skor devam ediyor ve mücadelenin ilk devresi eşitlikle sonuçlanıyor arkadaşlar. 2-2'lik eşitlik devam ediyor. İkinci devrenin ilk dakikası oldukça sakin ve durağan geçti. İki güreşçinin de atakları boşa çıktı. Bedia Gün bu madalyayı kazanırsa büyüklerde 4. kez Avrupa'da bronz madalya kazanmış olacak. Bunu belirtelim. Tabii 2-2'lik skor eşitliği bizim aleyhimize şu an. Çünkü son puan avantajıyla maçın bu şekilde bitmesi halinde İsveçli Bergman bronz madalyanın sahibi olacak. Bunun farkında olan Bedia Gün de son 1 dakikaya girerken ataklarını sıklaştırdı. Bakın sürekli olarak rakibinin üzerine gitmeye çalışıyor ama Bergman onu boyundurukla karşıladı. Oyunda iyice karışmış durumda. Her an avantajlı pozisyondan dezavantajlı pozisyona dönebilir güreş derken karşılaşmanın hakemi güreşi ayağa kaldırdı. Makul bir sürede oyun olmadığı için ve Minder'in de dışına taştıkları için artık güreş ayakta devam ediyor. Bakın Bedia'nın atakları arkasına dolanıp bastırmaya çalışıyor. Tek daldı. Buradan rakibini atabilirse işte atıyor. 2 puanı buradan aldı Bedia. 2 puan Bedia için geldi ama arkasından kontra oyunla bu sefer 2 puan İsveçli güreşçiye verildi. Bir kontra da Bedia'dan geldi. Bastırmayla beraber 1 puan da o aldı. Kontrada bastırdığı için 1 puanla değer gördü bu bastırma hareketi ve skor bir anda 5-4'e geldi. Güreşçimiz son 10 saniyeye avantajlı olarak giriyor. Artık puan araması gereken isim İsveçli Bergman saniyeler lehimize işliyor. Ve Bedia Gün mücadeleyi 5-4 kazanarak 2022 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 55 kiloda bronz madalyanın sahibi oluyor. Efraim Hoca'nın sevinci, Bedia'nın mutluluk gözyaşları. Güreşçimize teşekkür ediyoruz.